Eylem sizler. Türkiye acayip bir ülkedir. Burada yaşayan insanların hiç değilse aydınları bu acayiplikten yakınmakta ve bu acayiplikleri ortadan kaldırmak için uğraşmaktaydı. Fakat son yıllarda bazı aydınlara da bir hal oldu. Onlar da acayipleşerek kervana katıldılar. Katıldılar ve onlar da Tonguç'a köy enstitülerine saldırmaya başladılar. Bunların en olumluları solculuğu, sosyalistliği kimseye bırakmayanları ve bu durumlardan dolayı acı çekmiş olanları ama eylem alanında bir şeyler yapmamış olanları neredeyse bir aşağılık duygusunun altında ezilmekte. Ve bu ezilmişlikten kurtulmak için sanki yapılacak başka iş kalmamış gibi Tonguç'a ve köy enstitülerine saldırmaktadırlar. İmam Hatip okulları başta olmak üzere bir sürü küflü kurumun ve onları kuranların bugünkü çürük eğitim sisteminin ve heba edilen çocukların bu bayları ilgilendirme işi de ilginçtir. Bunların başında romancı Kemal Tahir gelir. Ortanın göbeğine mi? Amerikalıların mı ayak uydurdu? Yoksa köyün kamburundaki kahraman gibi onulmaz bir hastalığa tutulup çırpınmaya mı başladı anlaşılmayan bu eski solcu, mapustamında tükettiği yılların bile acısını unutarak bir romanla Tonguç'a ve eserine saldırmıştır. Tonguç işe yarar adam olsaydı o da içeride çürür memurluk yapmaz. Bir devlet memuru olarak köy enstitülerinin kuruluşuna önder olamazdı. Demek ki Tonguç'ta iş yok. Bir partinin hakim olduğu devrede ayakta kalmış, çalışmış, kendine göre önemli bir iş yapmıştır. Demek ki bu adam sağlam adam değildir demeye getirmiştir. Gazeteci bir arkadaş bizim İmece dergisine yazdığı bir yazıda köy enstitülerinin kuruluşunda Amerikan parmağı olduğunu ileri sürmüş. Kızılçoğlu Köy Enstitüsü'nün yerleştiği binaların Amerikalılar tarafından verildiğini savunmuştur. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye girdiğini sandığımız Amerikan emperyalizminin 1940'larda girdiğini hatırlatmıştır. Bunun yanında çeşitli toplantılarda konuşan ve solcu geçinen aydınlardan çoğunu dinledim. Çeşitli yerlerde laf açıldıkça köy enstitüleri ve Tonguç üstüne söyleyip çeken aydınları rastladım. Eskiden bu kişiye ve bu kurumlara toz kondurmayan, bu yerden bitme aslında sorumsuz ve de bilinçsiz aydınlara başta da dediğim gibi bir hal oldu son yıllarda. Efendim Amerika'nın yaptığı ve NATO hizmetlerinde kullanılacak silahları okuma yazma bilmeyen insanlar kullanamayacağından yığınla köylü çocuğuna okuma yazma öğretmek için köy enstitüleri açılmıştır. Bir de faşist CHP yönetiminin köyde en önde bulunacak elemanlara kavuşması için bu kurumlar açılmış. Ant dergisi de bir dizi yazı ile bu açıdan yayın yaptı. Kuruluşta Amerikan parmağı var mı bilmem ama hani bizde 5 kişiden biri polis dediklerine benzer bir şekilde bütün değerleri yıkmakla görevli CIA'nin bu saldırıda eli var mı diye düşünüyor kişi. Yalnız sağcıların hesaba katılmadığını düşünerek Solcuların ağzıyla konuşuyor. Öyleyse nereden esinlediklerini bilmediğimiz dostlar da ulu orta. Hem de BKF'li gençlerin düzenlediği 17 Nisan toplantılarında ileri geri konuşmaktadırlar. Oysa Türkiye'de faşist yetiştirmemekle bilinen tek kurum köy enstitüleridir. Köy enstitüleri kusursuz mudur? Elbette kusurları vardır. Daha geliştirilebilirlerdi geliştirileceği yerde yıkıldılar. Eskiden ıslah edilmeli, yıkılmamalıydı derlerdi. Bu babadan kalmaya çevrilmeliydi. Anlamında söylenirdi. Şimdikilerin ithamı daha başka, daha acı. Bu kurumların kurulması hiçbir şeye getirmemiştir. Bir iktidar ayakta kalmak için eleman yetiştirmek istemiştir. O kadar. Demek istemektedirler. İş hiç de öyle değil. Önemli olan sosyalizmin seyisi ortalarda yokken böyle bir eğitim yolunu bulmak ve eylem haline getirmektir. Sosyalizmde gökten inmez, eğitilmiş yurttaşların çalışmasıyla getirilir. Köy çocuğunun düşünmeye alışmasına, kölelikten kurtulmasını kurulu saat gibi değil, inanışınca hareket etmesini ve köylünün uyanması, silkinmesi için önderler yetişmesini düşündü ve gerçekleştirdi Tonguç. Dün başka türlü, bugün başka türlü köy enstitülerine saldırıların sürmesi bile emperyalizmin dış ve iç güçleriyle onlara körü körüne inanan okumuşların bu yolda seferber olması ve bu halka mal olmuş köy enstitüleri düşüncesini Tonguç'u yıkmaya çalışıp da yıkama işleri bile Tonguç'un hizmetinin ne kadar tutarlı halk için ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyar. Bu yolda yenilen Tonguç ve eseri olmayacaktır aksine bu toplumun kurtulmasını isteyen herkes hele gelecek kuşaklar köy enstitüleri gibi bize özgü bir buluşun geri kalmış başka ülkelerce taklit edilirken bizde söndürülmesini affetmeyecekler ve kurtuluşu bu yolu bir kez daha denemekte olacaklardır. Günümüzün sözde solcu ve toplumcu aydınlarının gençliğin kafasını sorumsuzca karıştırmak için bazı eski tüfekçilerden naklen yaydıkları herzelere de bizim yaptığımız gibi güleceklerdir. Yeri ve zamanı geldikçe alnımızın akıyla, tonguç gibi yaşantısıyla bir halk adamı ve tüm davranışıyla halk için çalışmış bir kişiyi savunacağız. Bu Türk köylüsünün kurtuluşu için büyük yolu bulmuş ve eyleme geçmiş büyük kişinin yanında bizzat köylünün kurtarılmasına ayağa havada solculara karşı savunmak olacaktır. İMC Temmuz 1969 Yeni Ant Bu çatın altında birleşmelerinin üstünden bir ay ya geçmiş ya geçmemişti. Düşünce bir yılı doldurmuş usta abilerde doğdu gelişti. Bu sınıfa da sınıf başkanları yoluyla geldi. Sınıftakileri acemi asker durumunda görüyorlar. Tohum ekmek için bu havayı uygun buluyorlardı. Başkan ve iki arkadaşı her akşam etüt saatinde kara tahtanın başında bitmeye başladılar. İzin verirseniz bir dakikanızı alacağız diye başlayarak 40 dereden su getirip düşüncelerini açıklamaya kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bir keresinde yine izniniz olursa bir dakikanızı alacağım arkadaşlarım dedi başkan. Hoş beşler kesildi. Kitaba deftere bakan gözler yukarı sınıftan gelmiş olan başkana çevrildi. Başkan heyecanlandı iyice. Şakası yoktu bu işin. Pedagogluk ayağa düşecekti. Bu heyecanla başladı. Saygıdeğer sevgili arkadaşlarım, önemli bir sorunumuz olduğunu biliyorsunuz. Yine bu sorun için birkaç dakikanızı almak zorunda kaldığım için özür dilerim. Yeminimizi kısa zamanda tamamlamak zorundayız arkadaşlar. Kulağımıza kötü haberler gelmektedir. Duyuşumuza göre içimizden bazı arkadaşlar baltayı taşa vurmaktadırlar. Bunun acısını sonunda çekeceğimizi bilmelisiniz arkadaşlar. Bu arada yine başkanın yanında yukarı sınıftan gelenlerden birisi andın metnini tahtaya yazdı. Derslikte, okulda, bahçede, gerek burada ve gerekse gideceğim her yerde herkese karşı aynı şekilde davranacağıma, ders notlarını vermeyeceğime ve öğrendiklerimden kimseye haberdar etmeyeceğime, öğrendiklerimi kimseye öğretmeyeceğime, Dışarıdan sınava gireceklerle laybali olmayacağıma ve arkadaşlık etmeyeceğime namusum üzerine yemin ederim. Aklının ucu pat fakat fikrinin kabı. Sivri bir sandalye sahibi. Diplomaya gereksinim duyduğu için bu dışarıdan sınava girme kararının alınmasını sağlamıştı. Ama burada iki yıl dirsek çürütenlerle dışarıdan sınava girerek burayı bitirenlerin aynı haklara sahip olmalarını öğretenler kadar öğrenenlerin de akılları almıyordu. Adalete benzer bir görüntü var mıydı bu işin içinde? Fakat çaresi bulunmadık iş mi gelmiştir bu gök kubbe altına? Onun da çaresini bulmak üzereler. Bilginizi ve notunuzu dışarıya sızdırmadınız mı hapı yuttular demektir. Dışarıdan sınava girecekler, gösterecekleri başarısızlığa kendileri de gülecekler. Hale Fikret'in pedagoji tarihiyle Ziya Dalat'ın gençlik ruhunu ineklemenin bu işe yetmeyeceğini görsünlerdi. Bir daha girmek isteyenlere de akıl ağacı olurdu. Ama hangi iş kolay başarılmıştır? Bu eğilime katılmayan birkaç dik kafa çıkmıştı yine. Ayağa kalktı bunlardan Selahattin Şimşek. Memlekette demokrasi olduğunu unutmamanızı ve bireylerin özgürlüğüne saygı göstermenizi rica ediyorum. ile yapılan işlerden hayır umulamaz diye beylik bir iki söz söylemek istediyse de sözünü keserek araya girdi başkan. Bütün sınıf deli sen akıllısın öyleyse. Yemin etmeyen dört kişi kaldınız. Topluluğa uymazsanız gerisini kendiniz düşünün. Sarışın zayıf bir kız kalktı. Arkadaşımız Şimşek'in haklı olduğu yanlar var diye başladı. Yarım anlamda bir iki söz edeceği anlaşılıyordu ama tamamlamasını kim bekleyecek? Çevresinde oturanların çıkışlarıyla sustu. Sonra başkanın çağrısına uydu da kara tahta başına kalkarak metni okudu. Yemin bile etti. Hasan Hüseyin çift alevde. Karşıtlardan biri de Moren'in yerinde olmadığını hesaba katıp ona 15 gün düşünme izni vermişlerdi. 40 kişi vardı iki sınıfta. 40'ı da birbirini bilirdi. Her ya da geç bu yemin tamamlanacaktı. Ama ikinci sınıftaki olgunluk ve anlayış yazıktır ki henüz yeni sınıfa ayak basmamıştı. Bu yüzden yemin bir türlü tamamlanamıyordu. Sanılırınca sona kalan bu üç arkadaş da hizaya gelecekler nasıl olsa ettikleri kalacaktı sadece. Bunca çemberden geçmiş bu yüksek öğretim kurumuna kadar gelmiş insanlardan dik kafalılık, inatçılık değil. Olgunluk topluma gidişine uyuma beklenir değil mi? Kalan arkadaşlarından bekledikleri de bundan başkası değildi. Nitekim 15 gündür düşünmekte olan çift alev ıhı mıhı demeyi bırakarak kuzu kuzu kalkıp yeminini etti. Selahattin'e de moralinin düzelmesi için son olarak dört gün izin verildi. O vakit yeniden tahtaya kalkacaktı. Demek moral olan yerde falso olmayacaktı. Sıra Yakup oraya geldi. Yüksek sınıftan gelen başkanın birkaç cümlelik önemli öğüdünden sonra söz olan arı sanıyorum ki içimizden çoğu başkasının etkisinde kalarak yemin ettiler dedi. Fikrinizin saçmalığına iyice inandığım için ısrardan vazgeçmenizi istiyorum. Sonu kötü olur sonra. Bırakın da dersimize çalışalım. Her şey birdenbire oldu. Kaşla göz arasında. Aranın düşüncesini destekleyenlerle dışarıdan sınava girenlere ders notu verilmesine karşı koyan düşünceyi destekleyenler birbirine karışmıştı. Sus! Sınıfa büyük hakaret. Gebertin! Turist! diye yuha çekiyorlardı. Çocuk arada kalmıştı. Pataklanacak da pisi pisine. Selahattin Şimşek nöbetçi müdür yardımcısının odasına koştu. Ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Abi başkan beni dinleyin dedi. Gürültü kesilince de ekledi. Arkadaşlar turist olarak adlandırdığımız sırtında aba ve ayağında kıllı çarıkla dışarıdan sınava gelen eniz tostlulara hiçbir vakit fırsat vermeyeceğiz. Dışarıdan girenlerin %90'ı turisttir. Memleketin başına katmerli bela kesilmek için buradan da diploma almak istiyorlar. İşin acı yanı ise aramızda da onların demirinden turistler bulunmaktadır ama... Kim turist? Yakup Arı'nın sesiydi. İki sözcükten sonra boğazında tıkalı kaldı sözleri. Başkan doğruca gidip sırtına vurmaya başladı. Ölüm ortaya gelmeden müdür yardımcısı yetişti. İfade için Arı'yı odasına aldı. Ötekiler kapıda sıra bekliyorlardı. Ertesi gün sınıf arkadaşlarına ve abini hakaretten disiplin kuruluna verildi Yakup Arı. Halk 1955 İki tip Öğretmeni okuyup bilgi ve feyiz aldığınız bu kutsi çatı altında beraberce geçirdiğimiz günlerden kalp ve gönüllerimizde kalacak yığın yığın tatlı ve unutulmaz hatıraların yanında acı hatıraların da bulunduğu şüphesizdir. Ancak insani ve milli bir vazifeyi ifa esnasında sizlere nafi olmaktan başka bir düşünceye sahip değilken farkında olmadan gönlünü incittiklerim varsa şu anda içlerindeki kırgınlığa zahil olduğunu zannederim. Çünkü sözlerimi ve hareketlerimin tevcih edilmiş olduğu biricik nokta aslında sizin kalplerinizi kırmak değil milliyetçilik ruhunu ve imanı sizlere vermek. Sizler yoluyla da torunlarımızı aktarmaktır. Yeryüzün en lezzetli pınarı olan bu milliyetçilik pınarından ne kadar çok içersek kalbimiz o nispete ferah olur. Milli ve hayati tecrübelerime istinat ederek sizlere nafi olabilmişsem bu fani dünyada Allah huzuruna gidene kadar mesut ve bahtiyar olacağım. İstikbal sizlerindir. Öğrencisi, muhterem hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Mesleklerin en çok emek isteyeni yalnız göz nuru dökmek değil, İnsan beğendiğinden bir şeyler aktarılanı muhakkak ki öğretmenliktir. Bir ömür boyunca okul yuvaya hizmet etmek, heyecan ve sevgi aktararak onları hayata hazırlamak ve memleketi faydalı unsurlar haline getirmek üzere dedinmek, çalışmak, uğraşmak, nihayet yetiştirdiği binler ve on binlerce memleket evladının bu seviyeye ulaşmalarında bunlarda benim de payım var demeden iftihar etmeyi akla dahi getirmemek olgunluğunu göstermek acaba hangi mesleğe nasip olan bir masaliyettir? Bu ancak insan yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifenin Allah'a yardımcı olan bir mesleğin yani öğretmenlik mesleğinin sağlayacağı bir saadet ve bahtiyarlıktır. 43 senelik hizmetten sonra emekli ayrılması ile üzgün bulunduğumuz muhterem hocamız işte bu saadetin en yüksek mertebesine ulaşmıştır ve şimdi vazifesini en mükemmel yapanların kalp huzuru içindedir. Muhterem hocam, bir naciz talebenizin burada sizin ilmi ve mesleki değerinizden şahsi meziyetlerinizden bahsetmeye kalkması haddini bilmek olur. Çünkü sizi takdir edebilmesi için sizi görecek ve anlayacak bir seviyeye yaklaşması icap eder. Bir yüceliği kavrayamayacak kadar görüş zaviyesi dar olan bir insan onun hakkında ancak pek az bir şeyler aksettirebilir. Hayatta az rastlanan insani kamilliği, şahsınızda selamlamama, ve bütün vasıf ve hareketlerinizle örnek hoca olarak öğrencilerinize ilim ve çalışmanın timsal ve rehberi olduğunuzu belirtmeme müsaadelerinizi istirham edeceğim. Vazife namustur. Prensibinizle rahatsız olduğunuz zamanlarda bile sizi okula ve öğrencilerinize sevk eden feragat ve meslek aşkınızı, ders saatlerinizi bir dakikasını dahi feda etmeden tam bir ciddiyetle mevzuya hasretmek Uzun vazifeleri büyük bir enerjiyle takip, kontrol ve iade etmek suretiyle gösterdiğiniz azim, sebatkarlık ve vazife hastalığınızı bir numune olarak görmekteyiz. Öğrencilerinizi tam ve noksansız olarak yetiştirmek, onların bilgilerini en hassas bir ölçü ile değerlendirmek ve haklarını en adil şekilde tevzi etmek hususunda şahsi istirahatınızdan fedakarlık ederek gösterdiğiniz titizlik ve feragatı minnetle anarız. Büyük küçük herkese kıymet vermek ve hürmet etmek suretiyle gösterdiğiniz samimiyeti üstün tevazu şükranla yad ederim. Bu sözlerimle yalnız şimdi okulda bulunan öğrencilerinizin değil, aramızda bulunmayan ve sizden feyiz alan binlerce eski talebelerinizin duygu intiba ve şükranla bir nebze tercüman olabildiysem kendimi bahtiyar sayarım. Sizi meslek hayatınızın maddeten son gününde emekliye ayrılmak suretiyle uğurlarken duyduğumuz üzüntüyü belirtir, manen her zaman aramızda bulunduğunuza emin olarak kalplerimizin her an sizinle beraber olduğunu ve hatıralarınızla daima aramızda yaşayacağınızı arz etmek isterim. Emeklilik hayatınızda size uzun, sıhhatli, mesut ve bahtiyar nice yıllar dilediğimizi, öğrencilerinizin en harisane temennileri olarak kabul buyurmanızı arz eder. Bir kelime öğretenin bin yıl kölesi olayım sözünü unutamayacak bir neslin anlayışı ile sizi ve şahsınızda öğretmenlik mesleğine hürmet ve şükranla selamlarım. Bize laf düşürmeden usluf ve görüşlerini kendi dilleriyle anlatan tiptir bunlar. Kuşak farkından başka hiç fark yok aralarında. Böyleleri aramızda çoktur ve olacaktır bu gidişle. Halk 1955 Hüseyinler Her vakit böyle bulurum Hüseyin'i. Altı ay var ki sıra arkadaşıyız. Ya pullu zarflardan yazılı kağıtları çıkarır okur ya da yazdığı kağıtları zarfa kor pullar. Yazıyordu yine. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk ama önce yazını bitir kafam karışır dedim. Yazısını bitirdikten sonra bana da okumak istedi. Okudu. Mektubunu beğenip beğenmediğimi sordu. Beğendiğimi söyleyince sevindi. Sonra sözü nereden getirdiğini anlayamadım. Yaşam öyküsünü özetlemeye başladı. 1930'da Burgaz'da doğdum. 130 dönümlük bir çiftliğimiz var. Şu anda bir çiftçi ailesinin evladıyım. İlk ve ortayı Emirgan'da. Liseyi Kabataş'ta okudum. Lisenin fen kolunu bitirdim. Üniversitede iktisat tahsili yaptım. Son sene siyasi ilimler disiplini seçerek iyi dereceyle bitirdim. Fakat ihtilaflı bir dersim olduğu için henüz diplomamı alamadım. Üniversitede İktisat Cemiyeti Başkanlığını iki yıl deruhte ettim. Ayrıca Milli Hareketler Komisyonu Başkanlığı yaptım. Bir kız, üç erkek kardeşiz. En büyük emelim Burgaz'daki sevgilime sahip olmak ve onunla yaşamaktır. Mektup ona mı? Ona. Madem beğendin istersen bir kopyasını vereyim yazıp da. Belki lazım olur. Arkadaşlarım bana yazdırırlardı aşk mektuplarını. Ertesi gün verdiği kopyayı dosyama sakladım. Gerçekten. Belki size de bir şey anlatır diye örneğini veriyorum. Sevgilim. Bu ailem bitmeden şarkısını terenim eden dudakların kalbimi inandıramadı. Halbuki hala o güzel anlarımızı yaşıyorum. Bir hayal gibi etrafımda dolanıyorsun. Burgaz'ın sahillerindeki çakıl taşlarıyla oynuyoruz. Vapur şimdi kalkacak. Ayrılmak. Evet, o güzel alemden ayrılmak istemiyoruz. Bütün sevgin kalbime kilitlendi. Ah, o kilidin şifresini çözüp her şeyi sana anlatabilsem, o sesi duyabilsen. Ah, ne mümkün sevgilim, aramıza karlı dağlar. Beni inletir, yar yar. Hani nerede? Şairin dediğine bak. Kara gözüm, efkarlanma, gül gayrı. Evi bikler öter ötmez, oradayım. Mektubunda diyorsun ki, gel gayrı. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Sen mektubunla da söylemiyorsun bunu. İşte böyle dertli dertli beni bekletiyorsun. Ne tahammüllü insanmışım ya Rabbi. İyi ki tuz gibi çatlamıyorum. Sensiz her şey, her yer öyle sıkıcı ki nereye gitsem gönlüm avunmuyor. Bazen belki beni mektupları ile teselli eder diyorum. Sonra gittikçe kendim de inanıyorum buna. Başlıyorum mektubunu beklemeye. Tanrı kimseyi intizarda bırakmasın ne kötü. Düşmanıma dahi reva görmem. Fakat benim bir tanem nedense bana reva görür. Senin yerinde olmayı ne kadar arzu ederim. Dünyada sevilmek kadar tatlı ne vardır? Bu sırra erenler kim bilir ne kadar mesut hissederler kendilerini. Acaba bu saadete ben de erebilir miyim diye düşünüyorum. O mefhum benden ne kadar uzak benliğimi fırtına gibi sardın. Bilmiyorum beni mesut insanların yaşadığı o sahillere götürecek misin? Yoksa hayırsız bir adada tek başına mı atımı mı terk edeceksin? Hadi canım cevap ver ne olur bir iki şey söyle. Bugüne kadar birçok kadın ve kızla ilgilendiğimi saklamadım senden. Ama ruhuma gönlüme uygun tipe yeni rastladım. Bu sensin. Buna emin ol güzelim. Ders dinlerken, kitap okurken ikide bir dalarım. Seni düşünürüm. Yatakta güzel hayalini muayelemde canlandırarak uykuya dalarım. Dünyalarımı süsleyen sensin. Canım senden ayrılmak istemiyor. Nedense mütemadiyen. Yazmak istiyorum. Zira sen buna müktedirsin. Ben istemesem de kalemim durmuyor. Hep sevgilim diye sana hitap ediyor. Ender'in sevgiyle seni kucaklar. O burgazın bizi sarhoş eden. Yaklaştıran yağmuruyla ıslanmış ve harelenmiş dudaklarından binlerce öper, öper tam sıhhat, bol neşe ve iyi günler dilerim. Benim canım sevgilim. Ya işte böyleleri de var gençlerimiz arasında ama Hüseyinler de anlayacaklar sorunlarımızı bir gün. Gençlik 1957